Merhaba. Kazanım 39 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz: kızlar ve erkeklerden oluşan bir toplulukta sarışın erkekler, esmer kızlar, erkek ama ne bu? Ha. Ortak elemanları, ortak bir noktası olmayanlar tablo yöntemiyle yapılıyordu, değil mi? Yani olmayan sorular tablo yöntemiyle yapılıyordu. Şimdi burada bakın, erkekler var. Erkekler var. Kızlar var. Sarışınlar var. Sarışın ve esmerler var. Tamam. Şöyle mükemmel bir tablo yapayım size. Of. Allah'ım. Evet. Acayip bir tablo. Evet, tamam. Hadi şunu da şöyle yapak da. Şimdi. Buraları ne diyek? A, B, C, D. Tamam. Hadi. Diyor ki sarışın erkekler. Şimdi sarışın erkekler neresi? A. Değil mi? Sarışın erkek A. Sarışın erkekler esmer kızların 3 katı. Esmer kızlar, esmer kızlar. D. D'nin 3 katıymış. 3 çarpı D. Tamam. Ve esmer erkekler, esmer erkekler yani C, sarışın kızların yarısı kadardır. Ha, sarışın kızların yarısı kadardır. Şimdi sarışın kızlar B'nin yarısı kadardır. Yani B bölü 2'ye eşittir. Hadi burada ufak bir içler dışlar yaparsanız B'nin de 2C olduğunu görürsünüz. Tamam. Bu grupta diyor 12 tane kız var diyor. Bakın kızlar şurası. 12 tane kız. Yani B artı D kaçmış? 12'ymiş. Tamam. 20 ve 28 sarışın olduğuna göre. Sarışın da şurası. Bakın. Sarışın da burası. Bu da kaçmış? 28. Yani A artı B de 28'miş. Tamam. Şimdi iş geldi. Cebirsel ifadelere iş geldi bu denklemi çözmeye. Buraya kadar probleminiz yoktur. Sarışınlar, işte erkekler, kızlar vesaire. Şimdi burayı artık çözebilmeliyiz. Tamam mı? Burada ne yapacağız? Ki bana neyi soruyor? Esmer kızların sayısı. Bakın esmer kızların neresi? D'yi soruyor. Şimdi burada amaç ne? D'yi bulmak olacak. Şimdi nasıl yapabiliriz? Yani A yerine 3D mi yazacağım, ne yapacağım, yani hiçbir fikrim yok. Hadi bir yerden başlayalım. Bak şimdi şuraya getireyim. Şurada. Bakın A yerine şurada 3D'yi yazayım. Tamam, hadi A yerine bir 3D yazayım şurada. Ne olur? 3D artı B dediğin 28 olur. Tamam, şimdi amaç D'yi bulmak ya. Tamam. Şimdi B yerine de ne yazayım? Bakın şurada da. B yerine de şurada. B yerine de 2C yazayım. Ya da hiç yazmayayım. B artı D'nin 12 olduğunu biliyorum ya zaten. Ne tamam, her şey güzel oldu bak. Çıkar şimdi. 3D'den D çıktı 2D. B'ler zaten birbirini götürdü. 28'den 12'yi çıkardın. 16 buldun. O zaman D kaç oldu her iki tarafı 2'ye bölersen? 8. Hiç B ile C ile uğraşmanın anlamı var mı? Yok. Şimdi bana neyi soruyor? Esmer kızların sayısı. Şimdi esmer kızların nereydi? D'ydi. D'yi de zaten 8 olarak bulduk. Cevap ne oldu? Bursa olmuş oldu. Gördünüz mü? İkinci sorumuz. 42'si kadın olan 72 kişilik bir toplulukta hemşire ve doktor bulunmaktadır. Hemşire veya erkek olanların sayısı vesaire. Ha, o zaman bak. Erkek, şöyle hemşire yazalım. Şurası hemşire, şurası doktor. Erkek, kadın. Tamam. Şöyle şöyle bir de şöyle çizgi çekelim. Şöyle yapalım, bir de şöyle yapalım. İşte bu bizim tablomuz olsun. Tamam. Şimdi ne diyor? 42'si kadın diyor, değil mi? Bak işte şurası kaçmış? 42'ymiş. 72 kişilik bir topluluktan bahsediyor. Ha, o zaman 30'da ne oldu? Erkek olmuş oldu. Tamam. Şimdi şuralara da A diyelim. Bak o zaman burası 30 ya. 30 eksi A olmaz mı? Bak orası A, değil mi? Yukarısına A dedik. Neyle toplarsam 30? 30 eksi A. Tamam. Hadi buraya da B diyelim. Yani bunu da çok bilinmeyen kullanmayalım diye böyle yaptım. 42 eksi B. Tamam. Şimdi ne diyor? Hemşire veya erkek olanların sayısı. Ha, bak. Hemşire veya erkek olan. Ne demek? Hemşire artı erkek kesişim. Hemşire kesişim. Şey eksi hemşire kesişim erkek. Birleşim kümesinin eleman sayısı böyle bulunuyor diye. Şimdi burası zaten kaçmış? 40. Tamam. Şimdi hemşire olan kaç kişi var? A artı B, değil mi? Şurası A artı B.
erkek olan kaç kişi var? 30 demiştik. Eksi hemşire ve erkek olan kaç kişi var? A kişi var. Bakın şöyle A yaptık. Şimdi bunu bir düzenlersek 40 eşittir. Sağ tarafta şuradaki A ile şuradaki A birbirini götürdü. B artı 30 oldu. Ve 30'u öbür tarafa atarsak B'nin 10 olduğunu bulduk. Tamam. Doktorların sayısı 50'dir diyor. Şimdi doktorlara bakalım. Bak şurası doktorlar burası. Yani bunların hepsinin toplamı 30 eksi A artı 42 eksi B'de kaçmış? 50'ymiş. Tamam. Hadi bir düzenleyelim. 30, 42 daha 72 eksi A. Şimdi B'nin 10 olduğunu biliyordum ya. Yerine yazsam eksi 10 oldu. Bu da kaç? 50. Şimdi 72'den 10 çıktı. 62 eksi A eşittir 50. 62'den kaça çıkarırsam 50 yapar? 12. O zaman A da 12. Hayırlı olsun. Diyor ki erkek doktorların sayısı. Erkek doktorların sayısı 30 eksi A değil mi? Bakın erkek ve doktor. Değil mi? 30 eksi A yani sonuç 30 eksi A. Peki A'nın da ben 12 olduğunu biliyordum. 30'dan 12'yi çıkarırsa 18 bulmuş olursun. Yani cevabımız Deniz olmuş olacak. Üçüncü sorumuz. Wow. A. Sınıftaki gözlüklüler. B. Sınıftaki sarışınlar. C. Sınıftaki erkekler. D. de sınıftaki kızlar. Bana sorduğu soru B kesişim D fark A bileşim B. Beyin fırtınasına hazır mıyız? Beyin fırtınasına hazır mıyız? Tamam. Şimdi B kesişim D ne demek? B kümesi ile D kümesini kesiştir. Yani ortak eleman. Şimdi B ve D'deki ortak eleman. B kim? Sarışın öğrenciler. D kim? Kız öğrenciler. B kesişimde sınıftaki sarışın kız öğrenciler. Sınıftaki sarışın kız öğrenciler. Tamam, burayı hallettik. Şimdi alttakine bakalım. Yani yandakine bakalım. Şurası A bileşim C. Şimdi A kim? Sınıftaki gözlüklüler. Birleşim C. C ne? Sınıftaki erkekler. Yani gözlüklü ve erkek. Değil mi? Gözlüklü ve erkek olacak. O zaman ne olacak? Sınıftaki gözlüklü veya erkek. Tamam. Şimdi üsttekinin alttakinden farkı. Bakın şu sol kısım bu da sağ kısım. Bunu bundan farkı. Yani burada olacak, burada olmayacak. Sarışın. Bence sarışınla başlayalım. Niye? Sınıftaki gözlüklü veya erkek diyor ya. Şimdi burada sarışınla ilgili bir şey söylemiş mi? Yok. O zaman sınıftaki sarışın. Tamam. Sarışın. Sonra kız öğrenci olacak. Kız öğrenci. Değil mi? Sonra bak gözlüklü diyor ya. O zaman buraya kim düşer? Gözlüksüz düşer. Gözlüksüz. Gözlüksüz. Ha, o zaman bunu daha güzel bir şekilde söylesek. Sınıftaki gözlüklü olmayan sarışın kız öğrenciler. Yani gözlüksüz sarışın kız öğrenciler. O zaman cevap ne oldu? Bakın Ceyhan oldu. Sınıftaki gözlüklü olmayan sarışın kız öğrenciler. Cevap Ceyhan olmuş olur.